Bu videoya tıkladın ve tıklayarak bir şey söyledin. Farkında mısın? İster aynı hataları tekrar tekrar yapmış olmaktan yorul. İstersen vazgeçtim de. İstersen aman alıştık zaten battı balık yan gider. Fark etmez. Buradasın ve şunu söyledin. İçeride bir yerlerde hala çözüm arayan birisi var. İşte bu videoda günah işledikten sonra sırayla izleyeceğimiz 5 metodu konuşacağız. İlk olarak o günahın sonrasını düşünmeni istiyorum. O anı, o an yaşadıklarını, hissettiklerini, yaparken isterken ki beklentilerini ama o günahın arkasındaki hayalinde, aklında, ruhunda hissettiklerini kıyaslamanı istiyorum. Üstad Bediüzzaman'ın şöyle bir iddiası var. Diyor ki, eğer başta aldığın zevklere sonrasında yaşadığın tatminsizlikler, elemler, kederler kafi geliyorsa yani değiyorsa o lezzetin içinde kal, devam et. O günahın o lezzeti başlangıç kısmı değil, sonrası, bitiş kısmı. O an hissettiklerimiz bizim için önemli. Çünkü orayı iyi kavrarsak şu anki yoruluşlarımızın, yorgunluğumuzun sebebini de çok net anlayabiliriz. Ve o lezzet kısmından sonundaki o elem tatminsizlik kısmına kadar geçen bütün süreyi Bediüzzaman'ın şu tarifiyle birleştir. Zehirli bir bal. Başta lezzet veren, sana keyif veren ama balın tadı gittikten sonra arkasında sancılar, kederler, tatminsizliklerle belki verdiği lezzeti fazlasıyla senden geri alan. Şu anlarım, ilk adımım, bak zehirli balın zehrini çekmeye başladın. Aradığını vermedi, değmedi. O zaman ilk olarak günahın hemen sonrasında ne yaşadığını, neler hissettiğini asla unutma. İkinci madde ise evet düştük, evet yanlış yaptık, hata yaptık ama kalkmaktan başka çarem yok. Bu çok soğuk ve zor gibi görünebilir ama başka kapı yok. Olmazlar, yapamamlar, edememler birazdan çürüyecek. Çünkü o an kendini motive edecek umut kapıları ara ve şu hakikate kesinlikle başvur. Ey şu an düşmüş günahın içindeki Ahmet, sen bir firavundan daha beter ve daha kötü değilsin. Nasıl? Hz. Musa aleyhisselam Firavun'un kapısına gittiğinde ben Allah'ın elçisiyim, peygamberiyim demişti. Firavun ise ben öyle bir peygamber göndermedim diyerek kendisini bir ilah gibi gördüğünü bize ispat etti. Ama kendisini ilah gibi gören Firavun'a Hz. Musa'yı gönderirken Cenab-ı Hak Taha suresinde ona gittiğin zaman yumuşak huylu ve güzel davran. Ola ki bir ibret alır diyerek ilahlık iddia eden bir adamın kapısına peygamberini güzellikle gönderen bir Allah. Beni affedemez, affetmez deme. Çünkü diyemez. Bununla ilgili onlarca, yüzlerce örnek verebiliriz. Ama bir tane daha vermek istiyorum. Çünkü motivasyon kısmımız, ikinci basamak, ne kadar kuvvetli yapılırsa 3, 4, 5, 1 o kadar hızlı gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasını Uhud'da şehit ettikten sonra ciğerini söküp yiyen bir kadın vardı, Hint. Ve yıllar sonra Müslüman olmak istemişti ve olmuştu. Efendimiz Aleyhisselam'a gelip bunu beyan ettiğinde Efendimiz tabi deyip başını sallamıştı. Peçesini açıp beni tanımadın mı ya Resulallah dediğinde amcasını öldüren, canını ciğerini öldüren Hind'in yüzüne bakıp tanıdım, sen de hoş geldin diyen bir dinin peygamberi bize şu kapıyı sonuna kadar açtı. Allah'ın rahmetinden kim olursan ol, ümit kesemezsin. Ne olursan ol, geri çevrilmezsin. Ve ikinci basamağın en kilit cümlesi belki de bu. Ey şeytan, biliyorsun ki tövbe etsen seni dahi affedecek bir Allah var. Benden o Allah'tan ümidimi kesmeyi bekleyemezsin. İşine bak. Ama tek başına motivasyon işi uzun vadeli götürmeyeceğinden üçüncü basamak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir günah işlediğin zaman ardından hemen bir iyilik yap. Neden? O iyiliğin, o günahının kefareti, telafisi olsun. Evet belki o günahı silmede o iyiliğin bir rolü var ama aynı zamanda o iyiliğin senin motivasyonunu arttırmada çok büyük bir etkisi var. Yani manevi olarak zayıfladın, hata yaptın ve kalben o marazı gönlüne soktun. Şimdi temizleme gayretle bunu aşma zamanı. Hatta şöyle örnekleyebiliriz. Ben tekrar tekrar hata yapıyorum, günah işliyorum, dolayısıyla ben kirlendim, pisim diyen bir insanın aynen şunun gibi ben çok rahatsızım, çok hastayım, halim takatim yok diyen bir insan gibi. Aslında daha fazla doktora gitmesi, daha fazla hastanede vakit geçirip daha fazla gayret etmesi gerekiyor. Hastalığın şiddeti ne kadar fazlaysa
doktora gitgeller o kadar artar. Ve bir insan asla hastalığından dolayı bir doktordan utanmaz. Çünkü doktor zaten onu hastalığıyla kabul eden ve o hastalığına merhem olandır. Aynen onun gibi bir insan çok günah işledim deyip Rabbinden kaçmaz, kaçamaz. Tam aksine senin Rabbin böyle yanlışlar yapacağın için bir Rabb'dir ve çözüm bulmak için vardır. Sen yaralı olduğun için Kur'an eczanesi vardır. Ne demeye çalışıyorum? Üçüncü basamak, hatanı en güzel telafi edeceğin ibadetler, istiğfarlar, Allah'ı konuşacağın meclislerle telafi et. O gün Kur'an okuyorsan daha fazla oku. O gün hiç Kur'an okumuyorsan Kur'an oku. O gün hiç Kur'an okumamışsan, bilmiyorsan dinle. O gün namaz kılıyorsan namazlarını arttır. Hiç namaz kılmıyorsan o gün namaz kıl. Namaz kılmayı bilmiyorsan namaz kılmayı öğren. O gün yaranı, hastalığını, ilacın dozunu arttırarak telafi et ve kalkıp bir şeyler yap. Yap ki hem özgüvenin yerine gelsin hem yaraların Kur'an eczanesiyle tedavi bulmaya başlasın. Yani ilaç al. Ben Allah'a, ahirete, Kur'an'a kuvvetli bir imana sahibim diyorsan o gün o günah da o zedelendi ve onu takviye et iman hakikatleriyle. Bu noktada Risale-i Nur bu asırda karşılaşabileceğin en etkili metotlardan birisi olacaktır Kur'an'dan aldığı dersle. Eğer imanım zayıf abi ben tam bilmiyorum diyorsan sorularını sor, cevaplarını alacağın eserlere, videolara başvur. Yani o gün iman takviyesi, o gün amel takviyesi, ibadet takviyesiyle yaralarının dozu arttıkça ilacın dozunu arttır. Yani anlıyoruz ki şevkin arkasından üçüncü metodumuz gayret, çaba. Farkına varırsan artık oradan kalkıyor, güçleniyor, bir şeyler yapmak istiyoruz ama biraz zorlanıyoruz. İşte dördüncü yolda burada devreye giriyor. Ne kadar kabiliyetli olursan ol, ne kadar usta bir dövüşçü olursan ol, ne kadar iyi bir futbolcu olursan ol fark etmez. Karşında bir ordu varsa, karşında bir takım varsa onların çoğunluğuna karşı tek başına mağlup olursun. Ne demeye çalıştığımı bence anlıyorsun. Eğer şu ahir zamanda tek başına bir şeyleri yapmaya çalışırsan bu işte başarısız olman çok normal. Çünkü günahlar her yerden geliyor, akın akın geliyor ve dikkat ettin veya etmedin bilmiyorum ama onlar ekipleşmiş bir şekilde üzerimize geliyorlar. Demek ki bizim de onlarla mücadele için bir ekibe ihtiyacımız var. Yani seni Allah'a götürecek, sana Allah'ı hatırlatacak dostlar bul. Birlikte daha güçlü olduğunu hissedeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sürüden ayrılan kuzuyu kurdun kaptığı gibi cemaatten o birlikten ayrılanı da şeytan öyle kapar. Sen burnunun dikine gitme. Cemaate ve camiye sıklıkla devam et buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ekibi de kurduk. Artık bir şekilde mücadele ediyoruz ama hala bir yerlerden gelmeye devam edecek. Hala o zaaflarımızdan avlamaya çalışacak bizi nefsimiz ve şeytanımız. İşte beşinci madde ve son madde. Günahın nereden başladığına dikkat et. Başlangıç noktasını bul ve o başlangıcın hiç başlamaması için gayret et. Ne demeye mi çalışıyorum? Futbol oynadığımızı düşün. Orta sahada şiddetli bir pas trafiği, çalımlar, top sağ kanada doğru gönderildi. Sağ kanattan içeriye ceza sahasına bir orta, ceza sahasına bir kafa ve golü yedik. Top ağlarımızda dönüyor. Şimdi o ağlarımızda dönen topu al ve geriye sar. Top kafaya geldi, ayağa gitti, sağ kanat futbolcu geri gidiyor, paslar, çalımlar geri atıldı ve orta saha veya belki topun o ilk çıktığı yer. Eğer günaha girdikten sonra geriye sarabilir ve başlangıç noktasını bulabilirsen muhtemelen bu hatayı da önleyebilirsin. Mesela bunu güncel yaptığımız bir şeyden örnek verelim. Arkadaşlarınla buluştun ve çok fazla müstehcen konuşmalar geçti aranızda ve bu seni birazcık zorladı. Eve geldin, odana geçtin tek başına. Dedin ki ya zaten çok günahkarım. Bir şeyler izleyeyim şöyle internetten. Açtım bir video, içinde haram yok. İkinci video, ya bir haram vardı. Tövbe estağfurullah. Üçüncü video, biraz daha fazla haram ama yine kaçmaya çalışıyorsun. 4-5 derken bir bakmışsın yavaş yavaş haramı arar bir vaziyete ve hissiyata bürünmüşsün. Ve bir bakmışsın yapmam dediğin günahı yapmış, bitirmiş bir şekilde o birinci adımdaki pişmanlıkla kala kalmışsın.
Şimdi bu iş nerede başladı diye kendine sor ve muhtemelen hissiyatının, düşüncelerinin harama sevk edildiği o ilk an. Seni kötüye götüren arkadaşlar, odada yalnız kalman ve ben zaten bir şey yapmam deyip o özgüveninle videolara başlaman ve işin nihayetinde tövbe çekmekle başladığın videolardaki o haramı arayarak günahla noktalama. En başına git ve ben bu arkadaşlarla buluştuğum zaman görüyorum ki genel anlamda günaha giriyorum. Ben odada yalnız kaldığım zaman genel anlamda günaha giriyorum. Ben bugün çok yediğim zaman o gün kendime hakim olamıyorum ve günaha giriyorum. Başlangıç noktası her neresi ve her kimse. Bul ve işi atağı başından kes. Olabildiğince oralardan uzak dur. İslam literatüründe bunun adına Seddi Zerai deniyor. Günaha gidecek yolları helal bile olsa baştan tıka. Yani Rabbimizin de aslında buyurduğu gibi zina yapmayın değil, zinaya yaklaşmayın. Şimdi baştan itibaren şöyle bir tefekkür et. Gerekirse eline kağıt kalemi al ve yaz. Bu metodları uygula. Emin ol hayatında çok büyük etkilerini göreceksin. Bundan sonrası da artık senin irade ve gayretine, Allah'ın da lütfuna kalmış. Esselamu aleyküm.